Selamünaleyküm, herkese merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kutup başı temizliği yapmıştım araçta. Buraya gelirken aracım yolda bir kere istop etti. Düşük devirdeyken, kasisten geçerken istop etti. Sonra ufak bir sarsıntı fark ettim ama mecburdum, yani İstanbul'da sanayiye de uzağım, buraya geldim. Bu kutup başı temizliği yaptıktan sonra çalıştırıp bir ateşleme arızası gibi geldi bana. Çünkü motordaki sarsıntı onu gösteriyordu. Ve buji kablolarını kontrol etmeye başladım. Sonra şöyle bir manzara ile karşılaştım. Daha önce bobin arızası görmüştüm ama böyle bir arıza ilk defa görüyorum. Ateşin dışarıya gittiğini, yani kıvılcımın dışarıya gittiğini. Hemen İstanbul'da İbrahim Ustam var, sağ olsun, bana bu konularda çok yardımcı oluyor. Aradım ve videoyu gönderdim kendisine. Ne olduğunu sordum. O da bana buji kablolarında arıza olduğunu söyledi. Buji kablolarını tek tek yerinden söküp, bu önemli arkadaşlar, sıralamayı karıştırmamanız lazım bobin üzerindeki. Şimdi bunda uzunluk kısalık farkı var ama bazı araçlarda o yok. Kare bobin var direkt veya yuvarlak bobinler var. Eğer karıştırırsanız ateşleme sırası da karışır. Dolayısıyla kabloları söktükten sonra yerlerini karıştırmadan tek tek yapmak en mantıklısı. Etrafını bantla sar dedi. Kendisi burada elektrik bandıyla saracağım şimdi etrafını. Beni İstanbul'a kadar idare edeceğini söyledi. Herhangi bir sorun yaşamayacağımı söyledi. Ben de bununla ilgili de bir video çekmek istedim. Çünkü bobin arızası nedir, nasıl olur? Genelde insanlar bilmiyorlar ve tedirgin oluyorlar. Böyle motorun işte, hani bazısı aptal çalışıyor der, salak çalışıyor der. İşte motor saçmalıyor der, işte boğuluyormuş gibi çalışıyor der. Aslında boğuluyor gibi tabiri en doğrularından biri. Çünkü motor doğru zamanda ateşleyemiyor. Mesela eğer bir kablonuzda sorun varsa o silindirde ateşleme gerçekleşmiyor. Yakıt var, hava var ama patlama gerçekleşmediği için motor ekstra bir sarsıntıyla çalışıyor. Bununla ilgili eğer böyle bir sorun yaşarsanız, motordaki sarsıntıyı fark ettiğinizde hemen buji kablolarınızı bir kontrol edin. Hatta şöyle, motor sürekli sarsıntılı çalışıyorsa bu biraz uğraştıracak ama tek tek buji kablolarını sökün. Motordaki sarsıntı artıyorsa geri takın, onda sorun yoktur. Söktüğünüzde eğer sarsıntı aynı şekilde devam ediyorsa o kablonuzda veya o bujinizde veya bobinin o tarafında bir sorun var demektir. Bunu da böyle bir dipnot olarak paylaşmak istedim. Şimdi saracağım buji kablolarının etrafını, güzelce temizleyip bakalım sonuç nasıl olacak. Şekilde etraflarını sarıp geri takıyorum. Evet, işlem bu kadar. Şimdi çalıştıracağız. Bakalım halen daha o elektrik kaçağı var mı? İnşallah yoktur. İnşallah sorun sadece budur. Bobinde bir şey yoktur. Buji kablosuyla İşi kurtarırız. Hadi bir çalıştıralım bakalım. Şunları alalım. Muhtemelen İstanbul'a kadar beni idare eder. İstanbul'da artık hemen gidip bir buji kablo seti alacağım ve değiştireceğim. Çünkü orada bantla da olmaz. Bu sadece 80-90 kilometre. Eve gidene kadar diyeyim. Yani yolda böyle bir şey başınıza gelirse, ki inşallah gelmez ama geldi işte. Benim yolda başıma geldi. Hiçbir sorunum yoktu. İstanbul'dan çıktım. Arnavutköy tarafına geldiğimde, İstanbul'dan çıktım derken Arnavutköy de İstanbul'da. Evden çıktım. Arnavutköy tarafına geldiğimde araçta bir sarsıntı başladı ışıklarda. Sonra bir kasiste istop etti. Ondan sonra tekrar marş yaptık. Bir boğulma fark ettim. O zaman bir bobin arızası ihtimali üzerinde durdum. Çünkü gaza bastığımda böyle bir 2000-2500 devire kadar bir sarsıntıyla çalışıyordu. Ondan sonra düzeliyordu. Bu bende bir bobin arızası şüphesi oluşturdu. Yani en azından ateşleme sistemiyle ilgili bir arıza olduğunu tutturmuşum. Evet, sorun çözdük. Herhangi bir elektrik kaçağı yok şu anda. Bobin tarafında o kıvılcımlar kesildi. Motor sarsıntısı gitti tamamen. Daha önce gaza bastığımda bir yığılma oluyordu ve
sarsıntılı bir şekilde 2000-2500 devire çıkıyordu. 2500 devirin üzerinde toparlanıyordu. O da muhtemelen sıcaklıkla sıkışmayla ilgilidir diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Çok fazla teknik bilgim yok. Ama en nihayetinde şöyle bir şeyle günü bitirdik. Aracınızda bir tane elektrik bandı bulundursanız iyi olur. Çünkü benim yolda başıma geldi. Evden çıktım Arnavutköy tarafına geçerken ışıklarda motor sarsıntı yapmaya başladı. İleride bir kasiste stop etti. Çalıştırdım. Sürekli devri yüksek tutmaya çalıştım. Çünkü 2000 devirlerde, 1500 devirlerde motor gerçekten çok fazla sarsıntı, tedirgin edecek kadar sarsıntı yapıyordu. Güç bela geldik buraya kadar. Bir 80-90 kilometre uzaktayım. Çatalca'yı biraz geçtim. Burada kablo mablo vesaire temin etme şansım yok. İşte dediğim gibi İbrahim Usta sağ olsun yardımcı oldu İstanbul'da. Malum pandemiden sebep her şey artık uzaktan oluyor. Araçla ilgili arızayı da sağ olsun kendisi online bir şekilde hemen teşhisi koydu. Buji kablonda arıza var. Elektrik bandıyla sar gel buraya dedi. Çok şükür tamamladık. Sorun gerçekten buji kablosuymuş. Ben bobin diye korkuyordum. Biliyorsunuz bobin masrafları çok daha fazla oluyor. Buji kablosu ona göre çok daha masum. Yani yolda başınıza gelebilirmiş. Geldi. Temkinli olmakta fayda var. Yanınızda bir elektrik bandı her zaman arabanın bir tarafında bulunsun. Başınıza gelirse eğer böyle bir sarsıntı yaşarsanız ateşleme sistemine bakıp eğer orada bir kıvılcım vesaire varsa görürsünüz zaten gözle. Çünkü gözle görülür bir şekilde videoda gördüğünüz gibi sürekli alt devirde Rolante ve 2000'e kadar 1500-2000'e kadar bir elektrik bir kıvılcım vardı orada. Sorunu çözdük. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah başınıza böyle bir şey gelmez. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.